Merhaba dostlar. Ee, biraz hastayım. Ya, onun için videoda kötü olabilir. Neyse uzun zaman oldu. Ne kimdir serisi çekiyoruz ne bir şey. Merkür'ü kimdir? Babası Vladislav Slovaski 1832'de doğmuş. 1852'de Petersburg Üniversitesi'nde fizik ve matematik alanında aday diploması almış. 1887'de emekli olmuş. 1860'da evlenmiş ve tam 5 çocuğu olmuş. 15 Mayıs 1902'de Varosya'daki mezarlığına gömülmüş. Annesi Bronslava Slovaski 28 Ağustos 1835'te Polonya'da doğmuş. Varosya'da tek özel kız okulunda Lucia Ferhat Yatalı Okulu'nda eğitim görmüş, orada öğretmenlik yapmış. 1873 o, o okulda ayrılıp eşi ile beraber bir yatılı okul açmışlar. 1887'de artan verem hastalığı sonucunda vefat etmiştir. Ne bilsin bir hastalık da bu da? ama bir şey olmamış. Eşi Pierre Curie 15 Mayıs 1859'da Paris'te dünyaya gelmiş. Babası Fransız Katolik kökenli bir doktor olmasından dolayı oğlunu özel olarak eğitmiş. Özellikle matematik ve geometri yeteneğini gösteren Pierre 16 yaşında üniversite çalışmalarına başlamış. 18 yaşında Amerikan Master derecesiyle değer bir ödülle ödüllendirilmiş. 28 Temmuz 1895'te Mary ile evlenmiş. Peki ya bu adı Mary olan bu kadın neler yapmış? Bu kadın 7 Kasım 1867'de Polonya'da dünyaya gelmiş. Kendisi radyoaktif alanında araştırmalar yaparak Nobel ödülüne layık görülmüş ama bizimkiler o kadın diye vermeyi pek sıcak bakmamışlar. Eşiyle ortak demi geçiştirmeye çalışmışlar. Neyse. Mary Nobel ödülünü alan ilk kadın. İki kere alan da ilk kadın. Bu şekilde tarihe geçti yani. Aslında böyle olmasa da tarihe geçecek. Sonuçta uranyumun yaptığı deneyler sonucunda radyoaktiveyi keşfetmiş. Tolyumla yaptığı deneylerde toryumun radyoaktif özelliğini bulmuş. Radyumun atomlarını ayırmış. Ondan sonra 1903'te de Nobel fizik ödülü, 1911'de de Nobel kimya ödülüne sahip olmuş. Ve radyoloji biliminin kurucusu bulduğu ve yaptığı şeyler radyo deveyi bulmak, tolyum, radyoaktivin özelliği, toryumun radyoaktif özelliği, Rod, radyumu araştır, ayrıştırmak, sonra polonyumu ve radyumu keşfetmek, ölüm ise kan kanserinden oldu. Ölüm nedeni aşırı doz radyasyona maruz kalmak. 4 Temmuz 1934'te bu dünyaya gözlerini yumdu. Yine bir daha